Bana doğru yaklaşın arkadaşlar. Yoruyoruz ama sizi Yusuf Bey. Acaba hoş geldin. Tam bitirdiyseniz yapın. Bu heyecan konusunda demin içeri gittim. Mert'le işte şey yaptık, görüştük. Dedi ki hayır hiç heyecanlanma. Bir şey yok orada, çık anlat gel. Evet, Kayserili arkadaşlar vardı. Nerede onlar? Ah Kayseri. Diğer iki tane. Onlar hep beraber geziyorlar zaten. Arkadaşlar Kayserilere dikkat edin. Ömer abi sen sayılmazsın abi. Sen bizim... Oluyor mu abi öyle? Allah'ım. Kayserinin birinden borç para istemişler abi. Demiş ki can değil ki veresin ya. Onun için Kayserilerden biraz... Doğru mu? Doğru mu? Ben tasdik ederim. Hacı 5 lira versen. Hazırsanız başlıyorum ben. Şimdi Hacı Burak, bugün çok dehşetli bir konumuz var. Mesela hepimiz dua ediyoruz, değil mi Yunus? Allah'tan bir şeyler istiyoruz. Allah'ım nasip et, şunu ver, bunu ver falan. Ama çoğu zaman mesela Hacı Burak, dua ediyor musun sen? Böyle hepsi kabul oluyor mu? Bazen olmuyor değil mi? Yaşamışsınızdır bunu. Yani mesela bazı adamlar var, Hamza abi, bir miktar adam maneviyata yöneliyor. Tamam artık tövbe bir şeyler yapacağım diyor. Namaz kılıyor 2 rekat. Ondan sonra dua ediyor. Adamın duası kabul olmayınca der ki lan bak işte geldik yani gene bir şey olmuyor falan. Bu havalara giriyor. Yani aynen dua ediyoruz, duamız kabul olmuyor çoğu zaman. Ama ayette Allah buyuruyor ki dua edin cevap vereyim. Bu ayete hatta hangi sure? Mü'min suresi 40. ayet. Allah diyor ki Harun dua edin cevap vereyim. Ama baktığımız zaman da çoğu duamızın karşılığını alamıyoruz. Sorumuz bu. Yaşayan var değil mi? Herkes dört kez de cevap bekliyor. Evet abi sen. Soru. Birçok defa dua ediyoruz. Kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap. Cevap vermek ayrıdır. Kabul etmek ayrıdır. Mesela Metin benden bardağı istesene. Hayır. O şey adam gibi var ya. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Şimdi hayır da bir cevap aslında. Çok ince. Peki bu cevabı neye göre veriyoruz? Asıl meselemiz bu işte. Hani biz sürekli istiyoruz ya. Ya çocuk gibi mesela, çocuk da sürekli ailelerinden bir şey isterler. Değil mi? Annesinden çakmak ister, bıçak ister. Değil mi? Ver elmayı kendim soyacağım ister. Tehlikeli bir çocuk abi Adanalı. Ben görmüştüm ki. Annesi ne diyor peki? Hayır diyor değil mi? Hah işte buradaki hayırın hikmetini. Bugün ona bakıyoruz. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek... Hem aynı matlubunu vermek. İstediğin aynı şeyi vermek. Mesela Harun finaller yaklaşıyor tamam mı? Finallerden bunu almayı istiyorum. Ya da Allah'ım şu arabadan istiyorum. Allah'ım şu bana baksın istiyorum. Anlarsın. O tarz şeyler mesela. Şimdi bunlar tehlikeli şeyler. Hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Neyine tabi? Hikmetine. Yani o senin için onu faydalı görüyorsa veriyor. Faydalı görmüyorsa vermiyor. Mesela. Benim yeğenlerim var abi. Bayağı var. 9 tane yeğenim var. Böyle 2-3 yaşında olanlar. İşte geliyor mesela. Elma yiyoruz tamam mı? Bıçak istiyor. Bıçak istiyor benim yeğenim işte. Bıçak istiyor tamam mı? Ben kendim soyup yiyeceğim diyor. İstediği şey tehlikeli bir şey. Sen biliyorsun. Onunla kendine zarar verebileceğini düşünüyorsun ki çoğu zaman ben kendim yaşadım. Ben de küçükken bir kere bıçak istemiştim Hamza abi. Bıçak istedim elmayı doğrayayım diye elimi doğradım abi. İşte hani aileler bunu bildiği için mesela vermiyor. Aslında çocuk sürekli onu istiyor. Biz de bıçak istemek evet. Mesela Mustafa istiyorsun abi. Bir şey istiyorsun ama Allah biliyor ki o senin için tehlikeli. Bak biz bunu kendi insan aklımızla düşünebiliyoruz. Çocuk bir şey istediği zaman, ateş istediği zaman vermiyorsun. Hatta yeri geliyor adam bisiklet istiyor babasından. Dersleri kötüye gider diye vermiyor. O adam o an üzülüyor ama gelecekte mesela o bisiklete binseydi dersleri kötü gidecekti vesaire vesaire. Lisede gidip sonra sanayide çalışacak. Ama babası bisikleti vermedi. Ne dedi? Hayır dedi. Çocuk dersine çalıştı, sağlam bir lise kazandı, mühendis oldu. Vatana millete hayırlı bir evlat oldu. Şimdi bazı noktalarda aslında hayır demek... Aynen abi Hamza abi beni bitirdin şu an. Şimdi demek bu neye bağlıymış? Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. İstediğiniz şeyleri hatırlayın Hacı Burak. Böyle yalvardın, ne kadar dua ediyoruz bilmiyorum, o da ayrı bir problem. Böyle istediğiniz şeyleri hani aklınızdan geçirdiğiniz, kalbinizden geçirdiğiniz şeyleri düşünün Yusuf. Bunu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabi. Yani senin için iyiyse, senin için hikmetliyse veriyor. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Tamam Nurullah düşün hastasın.
Hastaneye gitti. Ya hekim, bana bak. Hekim lebbek der, ne istersin? Cevap verir. Şu ilacı bana ver. Tamam mı? Şu ilacım olsun. Diyorum ki şu ilacı bana ver. Hekim ise, yani doktor, ya aynen istediğini verir yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir. Mesela ağrı kesici istiyor çocuk. Bana bu ilacı ver diyor. Hekim ilmiyle biliyor ki bu ağrı kesici bundan daha iyi. Ben sana bunu vereyim diyor. Yahut hastalığına zarar olduğunu bilir. Hiç vermez. Mesela ameliyattan çıktın abi düşün. Tamam mı? Ameliyattan çıktıktan sonra belli bir süre su içmen sana yasak. Doğru mu? Ameliyata giren yok belli ki ama böyle bu. Ameliyattan sonra su içilmez. Değil mi abi? Şimdi ameliyattan çıktın, su istiyorsun. Bana su ver diyorsun. Ne yapıyorlar orada sana? Hayır diyorlar. Niye? Çünkü sana zarar olduğunu biliyorlar, hiç vermiyorlar. Şimdi bazen istiyoruz ya böyle. Böyle nefsani hissiyatlarımızla Allah'ım nasip et falan böyle. Allah diyor ki, çok aşırı istiyoruz. Yani Allah senin o şeyin sana iyi olmadığını biliyor ve sana hiç vermiyor. Sen de diyorsun ki benim duamı kabul etmedi. Nankör adam işte. Yani. İşte Cenab-ı Hak, Hakim-i Mutlak, hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Aslında herkesin duasını Allah duyuyor kardeşim, değil mi? Şöyle bir soru gelebilir. Hemen bunu benim aklıma geldi, muhtemelen sizin de gelir. Mesela herkes aynı anda dua ediyor. Şimdi Allah nasıl hepsinin aynı anda duasını duyacak? Değil mi? Böyle bir soru gelebilir. Şimdi mesela düşün, güneş 150 milyon kilometre bizim ötemizde. Ama ışığıyla yanımızda hazır ve nazır. Şuranda, şuranda, her tarafında hissediyorsun onun ışığını, değil mi? Herkesin bir tane aynası olsa, tamam mı? Herkes aynasını güneşe çevirse, güneş aynı anda bütün aynalara girer mi? Girer. Mesela güneşin o ışığını konuşmak kabul edin. O eldeki aynayı da senin duan kabul et. Herkes aynı anda çevirdi. Işığıyla herkesle aynı anda konuşuyor mu? Konuşuyor. İşte Allah'ın yarattığı böyle bir mahlukta bu özellik varken Allah da herkesin duasını gayet iyi bir şekilde duyar. Hani erteleme yok ha. Hani Hacı Burak dua ediyor, aynı anda ben de burada dua ediyorum. Hani şimdi bunun duasını duyacak, benimkini duymayacak. Böyle bir olay yok. Herkesin duasını aynı anda işitir ve ne diyor? Cevap verir. Ama neye binaen? Hikmetine binaen. Abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla hüsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heveskerane takallümüyle değil, yani senin o hissiyatlarınla istediğin şekilde değil, hissiyatımızla istiyoruz, hevesatımızla istiyoruz. Yani bu akılla fazla düşünemiyor. Yani şu an mesela senin hikmetli gördüğün bir şeyi, sen bir sene sonra farkına varıyorsun ki ha diyorsun, jeton yeni düşüyorsa. İşte Allah ezel makamında senin ne mal olduğunu biliyor. Tamam mı? Senin iki sene sonra ne olacağını biliyor. Onun için dua ederken hikmetle kabul edin. Her istediğini verseydi emin ol şu an çok tehlikeli bir yerdeydin. Özellikle de sen Mustafa. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane ve heveskerane tahkümüyle değil. Belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla ya matlubunu, aynı şey istediğini veya daha evlasını verir veyahut hiç vermez. Bu da neyine tabi? Hikmetine tabi. Şimdi dualarımız neden kabul olmuyor kısmı? Anlaşıldı Hamza abi. Aslında Allah hikmetiyle cevap veriyor. Hamza abi zaten biliyordu. Kendisi alimler heyeti. Laka şaka. Öyle bir şey yok. Şimdi bizim dualarımız, bir de dualar nasıl olmalı diye ayrı bir yer var. Mesela dua ediyoruz bazı şeyleri. Şimdi dua ederken mesela Serkan, sınavdan yüksek not almak istiyoruz değil mi? Şimdi bunun duası mesela otursan sınavdan önceki gece. Sen ki Allah'ım yüz alayım, Allah'ım yüz alayım, Yasinler, Kur'anlar falan okusam. Sınavdan sonraki gün yüz alır mısın? Almazsın değil mi? Yemiyorum. Ya da mesela bir taksi durdurmak istiyorsun Hacı abi. Yol kenarına geçtin, açtın Yasin okumaya başladın. O taksi durur mu? Durmaz. Şimdi demek ki duanın da belli bir şeyi var. Şimdi burada Bediüzzaman ikiye ayırmış. Daha çok meseleler var da zaman yetmez diye oraya girmiyorum. Direkt yüzeysel geçeceğim. Dua iki kısımdır. Birisi fiili ve hali. Yani hal dilimizle. Mesela taksinin durması için böyle el yapıyorum. Minibüsün durması için bir arkadaş var şöyle yapıyordu. Ama minibüs duruyordu. Sonuçta bir hareket yapmış. Mesele minibüsü durdurmak için hali bir şey. Lisan halinle. İkincisi kalbi ve kalidir. Yani lisanınla. Ağzınla ettiğin dua. Mesela esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Değil mi? Mesela çocuk istiyorsan evlenmen lazım. Yani sabaha kadar dua etsen Allah'ım bana erkek evlat nasip et. Olmaz. Evlenmen lazım. Belki lisan hal ile müsebbibi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Mesela bir tarladan mahsul elde etmek istiyorsun abi. Ne yapman lazım? Orayı ekip sulaman lazım. Çift sürmen lazım. Değil mi? Sadece kuru dua ile olmaz. İşte aslında senin yaptığın oradaki o iş, o tarlayı sulamak, o sınava çalışmak, taksiyi durdurmak için el kaldırmak ne? Fiili dua. Yani hareket lisanıyla yaptığımız dua. Bu duayı fiili, Cevad-ı Mutlak'ın isim ve unvanına müteveccih olduğundan
kabule mazhariyeti ekseriyeti mutlakadır. Genellikle de kabul oluyor. Yani sınava çalışırsan, ben denedim, çalışınca oluyor gerçekten. Bu okul konusunda söylüyorum yani. Yani hani olmuyor, olmuyor falan diyoruz ya, gerçekten ders çalışınca oluyor abi. Duayı fiili önemli yani. Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziye takılmaktır. Şimdi bu noktada da bir şeyi abartmamamız lazım. Yani her seferinde tarlayı ekersen mahsul alırsın gibi bir şartlanmışlığa da girmememiz lazım. Nasıl? Şimdi illet ve iktiran dediğimiz iki kavram var. Hamza abi, öncelikle bundan bahsedeyim. İktiran iki şeyin birlikte bulunması. Mesela yumurtayla tavuğun birlikte bulunması. Değil mi? Hani yumurta, tavuk. Kurdun dengeyi. İşte ağaçla toprağın birlikte bulunması. Ağaçtan meyveyi alıyoruz. Böyle örnekleri çoğaltabilirsiniz. İllet ise o şeyin varlığa gelmesi için asıl tesir sahibi, asıl güç sahibi. Nasıl yani? Şimdi mesela bir ağacın vücuda gelmesi için ne lazım? Toprak lazım, kabaca söyleyelim. Güneş lazım, hava lazım. Daha çok ayrıntı var. Hani göktaşı düşmemesi lazım, ozon tabakasının yerinde olması lazım, güneşte patlamaların olması lazım vesaire vesaire. Hepsinin olması lazım. Ama bize biyolojide dördünü öğrettiler sadece. Bunların hepsinin olması lazım ki bir ağaç olsun. Şimdi mesela güneş olmazsa ne diyoruz? O ağaç olmuyor. Ama aslında o ağacın meydana gelmesi yani sadece güneşle değil. Mesela güneş yoksa ağaç yok. O zaman ağacın illeti güneştir. Böyle bir şey söyleyemem. Niye? Çünkü güneş olsa mesela, toprak olmasa o ağaç yine olmuyor. Bak şöyle bir örnek vereyim Harun, sen çok derinden aldın kardeşim. Mesela bir tane bahçıvan düşün, tamam mı? Bu adam meyve yetiştirecek. Adamın vazifesi vanayı açmak sadece. Tamam mı? Adam vanayı açmazsa ağaçlara su gitmeyecek, meyve olmayacak. Adam vanayı açıyor, ağaçlara su gidiyor, meyve oluyor. Şimdi bu ağaçların, bu meyvelerin illeti o bahçıvan değil. Çünkü o ağaçların olması için diğer şartların da yerli yerinde bulunuyor olması lazım. Dünyanın dönüyor olması lazım. Adam o ağaç suyu kestiği zaman mesela, sadece bir sebep eksildiği zaman yine o şey olmuyor. Şimdi o zaman buradaki asıl illet ne? Güneşte o patlamaları yapan, dünyayı kendi ekseni etrafında döndüren, dünyayı güneş etrafında döndüren, o aradaki uzaklığı ayarlayan, o toprağı yaratan, değil mi? Hepsi. Yani tesir hakiki kim burada aslında? Allah. Her şeyin illeti aslında Allah. İllet iktiran, anlaşıldı değil mi? Şimdi biz işte bu duayı fiiliyi yaparken tabiri caizse o sebepleri yerli yerinde kullanıyoruz. Bazen fiili dualarda sınava çalıştığın halde mesela düşük alıyoruz. Demek ki tesir hakiki, yani her şeyin illeti Allah. İkinci kısım, lisanla kalp ile dua etmektir. Kalbinden geçiriyorsun böyle güzel şeyler. Allah'ım nasip eyle falan. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Ama öncelik ne? Fiili duayı yerine getirmek. Bak o önemli. Yani bu yaşadığımız hayatta taksi durdurmanın yolu el kaldırmaktır. Şimdi mesela bunu her şeyde şey yap. Mesela bizde çok kötü bir alışkanlık var mesela. Sınava gideceğin zaman biraz çalışıyorsun, Allah yardım eder. Böyle bir vesvese var. Hayır, böyle bir şey yok. Yani sınava giderken senin orada çalışman lazım. Şeyini bu buna göre binalarsan aslında sen orada fiili duayı yapmamış olduğun için gene netice alıyorsun. Anladın mı? İkinci kısım, lisanla kalple dua etmektir. Bitiriyorum, tamam. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Acizine merhamet eder, fakrına medet eder. Allah rızası için El Fatiha.